Evet, karavanımızın sahibi İnan Bey ile konuşalım. İnan Bey, biraz anlatır mısınız? Bu iş nasıl oldu? Nasıl gelişti? Herkese merhabalar. İnan Orhan, Malatya'dayım. Fotoğrafçılık yapıyorum. Bu iş herkesteki gibi bir şey, eskiden olan bir tutkuydu, sevdaydı. Bu pandemi döneminde de daha çok ihtiyaç haline gelince biz de bir fırsat bulup pandemi döneminde daha az çalıştık. Çalışmadığımız zamanlar, hafta sonları falan işte kendi elimiz, emeğimizle Evet. böylesi bir şey oluşturduk. Sizden önce bir ufak bir tanıtım çekimi yapmıştım. Biraz da karavanın özelliklerinden bahsederseniz, bu iş ilgi alaka çok yüksek oluyor Ya biliyorsun. evet, herkes de çok fazla, biz de birçok video izledik. Birçok gereksiz video var veya ne diyeyim, herkes kendine göre haklı olduğu taraflar var. Herkes kendi yaptığının daha doğru olduğunu söylüyor. Tabii bu bir ihtiyaçla ilgili bir şey bana göre. Ne kadar lüks, ne kadar şey Evet. göründüğü değil, ne kadar rahat ve kullanışlı olması benim için daha önemliydi. Biraz daha kendimize göre, ihtiyaçlarımıza göre tasarladık. Ben tanıtım videosu siz yokken çektiğimde dedim İnan Bey ailesiyle seyahat ve tatile çok önem verir. Siz de değişik bir konseptle yani Evet, rahat ranzalı, 5 evet. kişilik ailenin rahat şey yapabileceği bir karavan oluşturmuşsunuz. Yani Bu şey, alışılmış konseptin dışında bir tasarım olmuş. bu koltuklar şu anda neden böyle? Şimdi muayeneden geçeceğiz. Evet. Muayeneden geçerken Sabit olması herkes gerekiyor. ön tarafa doğru bakıyor gibi olması gerekiyor. Muayeneden sonra tekrardan koltuklar ters dönecek. Buraya kendi Masama. orijinal büyük masası gelecek, Evet. yerleşecek. O şekilde olacak. Arkada iki katlı bir ranza yaptık. Çok güzel. Yani çok da biz önce dar olur diye düşündük ama yaptıktan sonra bir bakınca edince çok da dar değil. Yok Yani gayet rahat güzel bir yani şekilde evet. dinlenebiliyoruz. Güle güle kullan inşallah. Teşekkür Gerçekten ederiz. güzel bir tasarım olmuş. Yani kendi ihtiyacımızı görebilecek şekilde tasarladığımız Evet. bir işti. İşte tabii karavanda en önemli şey ışık ve Elektrik evet. elektrik. Mobilya kısmını kendimiz yapabildik ama tabii elektriği veya bazı kısımları kendimiz yapamayabiliyoruz. İşte su tesisatını da kendim döşedim. Evet. Muslukları falan da kendim bağladım veya ocağı da kendim bağladım, döşedim ama elektrik işi biraz daha ciddi bir iş. Hepimizin öngöreceği gibi. Biraz daha riskli ve O tehlikeli konuda da bir beraber çalıştık. evet. Gerçekten sizinle çalışmak da benim için büyük keyifliydi. Eyvallah. Şöyle söyleyeyim, karavan işi yapan arkadaşlar altyapıyı çekiyorlar, sonra beni çağırıyorlar. Altyapının çoğu sıkıntılı oluyor. Yanlış kablo tercihleri oluyor. Yanlış yerlerden geçiriliyor. Sıkıntılarını ben yaşıyordum. Siz gerçekten doğru ürünler seçmişsiniz, doğru bir kablolama yapmışsınız. Benim işim cidden kolaylaştı. 3 gün uğraştık ama yine de. Doğru söylüyorsunuz. Ya şimdi biz tabii Mustafa Bey'den sonradan haberimiz oldu. Malatya'da böyle bir iş yapıldı. Malatya'da bu işi bilen eden mobilya kısmında olsun, su kısmında olsun, elektrik özellikle kısmında anlayan kimse yoktur. Evet. Sizin de işte Malatya'ya geldiğiniz böyle bir işten anlattığınızı zaten kime gitsek anlarız, yaparız falan diyorlar. Evet. Sonrasında işte çok saçma sapan şeylerle karşılaşabiliyoruz. Mustafa Bey'inle görüştük, tanıştık ve öyle olmadığını gördük. Yaptığı işte de zaten her şey ortada. Tertemiz bir işçiliği var. Teşekkür ederim. Daha öncesinde biz evet şeyleri, kabloları kendime göre, kendi kafamdan tasarladığım şekliyle planlamıştım. Yani Mustafa Bey de beğendi. Teşekkürler. Yani rahat bir Teşekkür şekilde şey yaptık, ederim. çözdük. Gayet güzel oldu. Güle güle kullanın. Hayırlı Teşekkür olsun. ederiz. Bunu satarsanız da Haberiniz haberimiz olsun de olsun. demeyeceğim ama muhakkak alıcıları olur yani. Olur. Aynen. Yani hani diyor ya, satıcının kör alıcısı oluyor hesabı. Aynen bu yok. Kör mal değil yani. Bu güzel bir mal olmuş. Eyvallah. Her malın bir alıcısı olur. Ya, Evet. yani şimdilik öyle Yok bir şey gayet düşünüyoruz. İnşallah profesyonel bir da şey çalışma olmaz. olmuş. Evet. Güle güle kullanın. Hayırlı olsun. Yapacaklara da inşallah hayırlısı olur. Hayırlı bir şekilde keyifli bir gezmeleri olur. Teşekkür ederiz Biz İnan teşekkür Bey. ederiz. Sağ Eliniz emeğinize olasınız. sağlık. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.